Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Hızal Pompa'dan Emre Usta. Bugün sizlere 2000 model 1.9 Renault Kangoo'nun bazı sıkıntılı unsurlarını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu aracımızdaki sorun, sabahları soğuk marşta, yani soğuk motorda ilk marşta bir arabada geç çalışma vardı. Aracımız bize geldi. Enjektörleri çok kötüydü. Isıtıcı bujlarının kontrollerini yaptık. Biliyorsunuz ısıtıcı bujları bozulduğu zaman da bu arabalar sabahları ateşlemeyi geç yapıyor. Ama bu aracın 3 tane ısıtıcı buju sağlamdı. Bir tanesi zayıftı. Onunla kendimizden bir tane taktık güzelce. Enjektörleri söküldü. 4 enjektörün de uçlarında erime olmuş. Artık yıllardır orijinal olduğu için memeleri değiştirdik. Uç memelerini. Yani araçta gaza bas bırakınca pompada bir rolantide değişiklik tutmama, rolantide bir sıkıntı oluyordu. O da mazot pompası ile ilgili arkadaşlar. Mazot pompasının komple söktük. Kendi pompasını dağıttık. Elemanında sıkıntı olduğu için komple pompa taktık, gördüğünüz olduğunuz gibi. Bu arabaların orijinallerinde şu görmüş olduğunuz yerde pompanın üstünde koruma kapağı vardır. Yani bir sac vardır. Immobilizer hala varmış. İlk kez yani sökülmüş. Onunla görmüş olduğunuz gibi düz sistem müşür takarak kontak ceyranını böylece vermiş olduk. Bir ikincisi arkadaşlar, bu arabalarda ustalarımızdan, takipçilerimizden en çok sorulan sorunu anlatacağım. Vatandaş diyor ki enjektörlerim sağlam, pompam da sağlam. Ama aracın da sabahları yine ilk marşta ateşleme esnasında motorda geç çalışma var. Bunun sebebi arkadaşlar, bu araçta şimdi göreceğiniz gibi, evet görüyorsunuz, çok feci bir şekilde motorda üfleme var. Bu çok fazla şu anda. Yani bunun en az bir %75'i olmaması lazım. Şöyle çekmeye çalışıyorum. Bu da sabah motora soğukken, bu araba yarım dizel olduğu için, bu araç, yani ısıtıcı bujsu olduğu zaman bu dizellerde, yani motor kompresörü çok önemli. Sabahları soğuk marşta. Mesela bu tam dizel arabalar vardır. Ford Transit'lerin bazılarında çıkar. Eski model şu Dodge'larda çıkar. Tam dizellerde ısıtıcının pek bir önemi yok. Yani bu arabada işte maalesef çok etkiliyor bu üfleme. Bu arabanın sabah ilk marş anında. Aracı stop edeyim. Anlatmaya devam edeceğim. Bakın hemen stop ettim. Bastım. Tekrar çalıştı gördüğünüz gibi. Tekrardan. Şu an bir sıkıntı yok. Biraz araç beklediği zaman 15-20 dakika, yarım saat direkt bastığınız zaman bu arabalar çalışmaz. Dolayısıyla bu araca şu anda yapılması gereken işlem, motor istiyor bu araba arkadaşlar. Şu havalandırma hortumu çektiğiniz zaman burada az bir üfleme olması gerekiyor. Bunların arabalar alırken kompitesler motor yüzdesi ölçüyorlar. Onlara inanmayın. Onlar yanıltıyor arkadaşlar. Kendiniz manuel olarak aracı çalıştırın. Şu hortumdan buradan havalandırmaya bakın. Yoğun bir şekilde duman varsa aracın motoru iyi değildir. Yağ koyduğumuz kapağı açıp bakmayın. Araç üstten eksantrik olduğu için buradan yukarıya doğru yağ sızıntısı yapar. O yanlış bir işlem zaten arkadaşlar. En güzel bu 1.9'larda, Peugeot Partner'larda, Citroen Berlingo'larda üst hortumu söküp güzelce oradan kendiniz de bakabilirsiniz. İlaveten arkadaşlar, bu araba zaten 2002 model 6 olduğu için bunun üstündeki pompa zaten düz pompa. Aslında yarı elektronik pompa diye geçiyor. Biz bunu şimdi tamamen düz pompaya çevirdik. Daha randımanlı oldu arkadaşlar. Sayısız arabaya çevirdim ben bu zamana kadar. Bir de bu arabalarla ilgili bu avans verme yöntemini anlatacağım size. Bu avans verme yöntemi kesinlikle bir müşterinin yapacağı, binicinin yapacağı bir iş değil. Tamirci olması lazım. Bu işten anlaması lazım. Şu görmüş olduğunuz alüminyum kapağı söküp içinde çemberi çevirip dönüş yönüne doğru 18'lik somunu çevirdiğiniz zaman avans vermiş olursunuz. Bu avans verme işlemini, tabi aracın motoru sağlıklıdır. Aracın gaz emmesinde falan sıkıntı yoktur. Normal ısındığı zaman motor hafif bir beyaz duman varsa biraz avans vererek yani pompayı güçlendirebilirsiniz. Diğer türlü pompa sökülüp yapıldığı zaman çok ciddi masraflar çıkabiliyor günümüzde. Bir ikincisi, ısıtıcı bujlarıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Sabahları ilk marşta marşa bastığınız zaman ısıtıcı lambası sönüp de marşa basmayın. Şu kış dönemlerinde özellikle. Kontağı açtığınız zaman en az içinizden bir 20-25 saniye sayıp marşa öyle basın.
Çünkü kontağı açtığınız zaman ısıtıcı lambası göğüsteki işaret sönüyor ama tam devre kendini tamamlamamış oluyor. Çok sessiz bir şekilde dinlerseniz böyle çıt diye bir ses çıkar zaten 35-40 saniye sonra. O zaman normalde marşa basmanız makuldür. Öyle yaptığınız zaman aracınız daha rahat çalışır. Daha erken çalışma sağlar. Bir de bu arabaların mazot filtreleriyle ilgili şu görmüş olduğunuz tas arkadaşlar. Şu depodan gelen zaten hortumumuz. Şu da pompaya giriş hortumumuz. Bunu ustalar söküyorlar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz T30'luk civatanın altında bir tane conta var. O conta genelde yırtık oluyor veya çok aşınmış oluyor. Oradan hava oluyor. Şu yakıt hortumunda hava olanlar için söylüyorum bunu. Bu her araba için geçerlidir yani. Mazot filtresinden emin olun yani. Sökün güzelce. Contalarına falan bakın. Altından, üstünden, gerisinden, şuradan falan hava alırsa bu da maalesef sıkıntı yapar. Görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız daha önce pompanın girişine, filtrenin girişine çekvaf taktırmış. Yakıtı geri kaçırmasın diye. Ama bakın görmüş olduğunuz gibi bu yapılan işlem yanlış yerde çekvaf. Bir şey olur mu olmaz ama faydası da olmaz. Yani bu hortuma değil de şu hortuma takılsa daha verimli olur. Pompayla mazot filtresindekinin arasında bir yere koyulması gerekiyor. Amacımız zaten pompanın içini boşaltmasın yani sabah kadar soğuyana kadar. Motor soğuduğu zaman yakıtı geri kaçırmasın diye. Bu arkadaşımız, yapan ustamız bilinçsizce yapmış bunu. Çünkü zaten şu limonun içinde de kendi orijinalinde de sibop var zaten bunun. Artık onu yapmışlar. Ama check valve, sibop geriye yakıtı kaçırmasın diye şu görmüş olduğunuz pompanın giriş hortumuna takılmasında fayda var. Bazı ustalar bilmiyorlar. Şu geri dönüşe bile takanlar var arkadaşlar. Kesinlikle onlarla alakası yok. Burası zaten geri dönüş. Pompa yaktığını yakar, enjektörlere verir. Enjektör de pistonun kafasında püskürtmesini yapar. Buradan da geri yakamadığını geri şu rekor sayesinde, hortumlar sayesinde depoya geri gönderir arkadaşlar. Bir ikincisi, başka ne anlatayım ben size bu 1.9 Kangoo'larla ilgili? Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu 1.9 Kangoo'larda, Peugeot Partner'lerde, Berlingo'larda frenlerde şişme oluyor. Şu görmüş olduğunuz fren vagon var arkadaşlar. Genelde şu hortumda çatlak oluyor veya hortum hava alıyor. Bu hava aldığı zaman da freninizde sertleşme, şişme olur. Bu frenle ilgili sorunlarınız da arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz hortuma bakabilirsiniz. Eğer hortumdan eminseniz, hortumda kesinlikle hava alma falan yoksa, fren vagonunun kendisinin içinde bıçakları var, paletler var. Paletler de aşınma olduğu zaman da bu olayı, sorunu, sıkıntıyı yapıyor. Bilginiz olsun. Bir ikincisi, başka ne anlatayım size? Trigger kayışını anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bakın trigger kayışının sağlamlığını, yani nasıl olduğunu anlamanız için şöyle çok yakınlaşıp gözle baktığınız zaman trigger kayışının şöyle üstlerinde böyle karıncalanma çok yoğunsa trigger kayışının ömrü iyi değildir. Bu trigger kayışı mesela yeni değişmiş. Çok eski bir maası yok. Yani fena değil şu anda bu. Bu trigger kayışımız güzel. Trigger kayışının bakımlarında 80 bin kilometre arasında en geç kayışınızı değiştirmenizde fayda var. Çünkü Allah korusun bu arabalarda trigger kayışı koptuğu zaman sibopları eğiyor. Çok ciddi masraflar, sıkıntılar size çıkartabilir. Hatta trigger kayışı koptuğu zaman şu görmüş olduğunuz eksantrik dişlisinin içinde bunun bir gaması var. Piktir. Onu kırıyor. Siboplar eğiliyor. Bir ton masraf çıkıyor. Onlara çok dikkat edin arkadaşlar. V kayışını biliyorsunuz zaten. V kayışı ile ilgili yani koptuğu zaman sadece araç hareket yapabilir yani. Çünkü devir daim çalışmayacağı için, şarj dinaması çalışmayacağı için akünün şarjını, aküyü yani zayıflatabilir. En önemlisi bu arabalarda arkadaşlar bu trigger kayışı. 1.9'larda ya da trigger kayışlı bütün araçlarda arkadaşlar bunu yapmanızda fayda var. Mesela bu arkadaşımız enjektör bakımlarını daha önce, atıyorum bir sene önce falan yaptırmış olsaydı, meme uçlarının erimi olmasaydı bu aracın segmentlarına, pistonlarına zarar vermemiş olurdu. Enjektör ayarları da 105'e kadar düşmüştü. Ben bu enjektörleri 4'ünde söktüm güzelce. Hepsinin ayarını 130 yaptım. Şu an enjektörlerimizi ayağa diktik. Pompamızı da güzelce ayağa diktik. Maalesef motorumuz zayıf. Bir ikincisi, hava filtresini değiştirmek için de şu görmüş olduğunuz 4 civatayı söküp, kolaydır, herhangi bir zorluğu yoktur, güzelce söküp hava filtresini değiştirebilirsiniz. Ya da hava filtresi yeni değişmiştir, tozlanmıştır, köy yoluna girmişsinizdir, ona güzelce hava tutulabilir. Durum böyle arkadaşlar. Son bir şey daha söyleyeyim. Mazot filtresinin ömrü de iki yağ bakımında değişir ustalar. Bunu her yağ bakımında değişmenizde fayda var.
Çünkü mazot filtresi ne kadar temiz olursa enjektörlerinize, pompanıza yakıt o kadar temiz gider. Bu da pompa ve enjektörün ömrünü uzatır. Siz her yağ bakımında bir filtreyi değiştirin. Bunların filtresi yani bugünün şartıyla, bu videoyu paylaştığımı tarihin şartıyla yani şu anda 65 lira civarında. Çok bir büyük bir para değil. Mazot filtresine acımayın arkadaşlar. Her bu da şey söylemek, evet çok iyi bir şey aklıma geldi. Yağ, bu aracın mesela yağı çok kötü durumda. Eski şu BMC kamyonlar vardır, bedlordlar vardır. Onların yağı gibi olmuş, çamur gibi yağ. Yağında bazı ustalar 10.000 kilometre diyor. Arkadaşlar bu arabaların yağları 10.000 kilometre falan değil. Bu eski nesil motor olduğu için bunların motor yağı arkadaşlar 15-40 koyulmalı. Numarası, ölçüsü olarak 15-40 motor yağı koyun bunlara. Maksimum 6.000 kilometrede de yağını değiştirin arkadaşlar. 10.000 falan diyorlar. Motorların ömrünü azaltıyor. Çok ciddi sıkıntılar çıkıyor. 10-40 koyan ustalarımız var. Sakın onları koymayan, 20-50 koyanlar var. Bu aracın arkadaşlar yağı 15-40'tır. Marka da tabii ki önemli. Benim tavsiyem BP, Shell. Yani bu yağları koyun. Dolayısıyla bugün bir motora girdiğiniz zaman bugünün parası en kötü 10-15 lira para gidiyor arkadaşlar. Durum böyle. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Videolarımı beğenip like atmayı, kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Bugün de cuma, hayırlı cumalar.